Selamlar, merhabalar. Pazar günü. Oh bilgisayarımın başına kuruldum. Şimdi siz bu videoyu bugün aynı gününde izleyeceksiniz. Sonra yarın izleyeceğiniz başka bir yine e, gündeme dair bir videoyla falan karşınızda olacağım. Biliyorsunuz ki ara ara böyle işte gündemde, güreş gündeminde olan biten bazı haberler. Belki belli olmaz yani yarın öbür gün futbolla ilgili olur, basketbolla ilgili olur. Normal böyle işte Türkiye gündemindeki işte siyasi haberlerde izleyeceğiniz herhangi bir şeyle gelip yapmam. Pek sevmiyorum çünkü. Ama bu tarz benim ilgilendiğim şeylerle ilgili gündem materyallerine değindim. Böyle kısa kısa videolar ki yarın öbür gün hani iş hayatına geri dönersem sanki bu tarz şeylerin daha sık olması mümkün gibi geliyor bana. Şimdi arkadaşlar size birazcık gündemde olan önemli konulardan birinden bahsetmem gerekiyor bu videoda. Biliyorsunuz ki kemerler bir süre önce birleşti. Bir tanesi Roman Reigns'teydi, Universal kemeri ki hala onda da devam ediyor. Brock Lesnar'da da WWE şampiyonu kemeri vardı ve WrestleMania 30 Uh, 8'deki maç bu ikisinin birleşme maçıydı. Yani bu iki kemer birleşecekti, tek bir ana kemer olmadı ama iki kemer beraber uh, işte undisputed WWE uh, işte Universal Championship falan filan diye ismi değişti ama şöyle de bir şey var, bu tek bir şampiyonluk tek bir kemer olmadı. Bakın unutmayın, şu an Roman Reigns hem WWE şampiyonu hem Universal şampiyonu olarak yoluna devam ediyor. Hani şey değil mesela, eskiden kemerler birleşmişti, İşte World Heavyweight'in gittiği dönem mesela, artık uh, işte Olay değişmişti tek kemere dönülmüştü şimdi ondan sonra böyle o hani World Heavyweight bitti sıfırlandı WWE şampiyonluğun devamı olarak görülmüştü ya hani WWE işte World Heavyweight Championship olarak ama şimdi baktığınız zaman günümüzdeki öyle değil günümüzde tek bir kemer evrilmedi ya da zamandaki işte Undisputed kemeri falan vardı o şu anki günümüzün WWE kemeri olarak devam ediyor yani 20 yıl küsur önceki kemerden bahsediyorum şu anki birazcık daha farklı şu anki kemer iki kemeri birlikte devam ediyor. Aslında kemerler birleşmedi. Kemerler ayrı ayrı devam ediyor. Hala şampiyonluklar ayrı ayrı devam ediyor yoluna. Şimdi insanlar hep soruyordu. Ben de size sorayım. Sizce kemerler bu şekilde devam mı etmeli? Ya da birleşmeli tek kemere mi dönmeli yoksa artık ayrılmalı mı yine Universal ve WWE olarak? Ben önce bunu size sorayım. Siz aşağı yorumlarınızı yazın. Ee, dur durdurun videoyu yazın. <laughs> yazın. Şimdi devam edelim. Bir de bakalım benimle aynı fikirde misiniz? Çünkü birkaç önemli haber var bununla ilgili. İşte ben başından beri diyorum ki kemerlerin ayrılması daha şimdi en başta birleşsin diyordum. Neden? Çünkü artık WWE gerçekten vasatlaşmıştı Adamlar bize ne SmackDown'da ne Raw'da böyle. Şimdi Raw birazcık daha böyle renkli geçiyordu SmackDown oranla ama bir şey sunamıyorlardı. Artık bir sürü kişi şirketten gitmiş, vasatlaşmış, artık saçma sapan sadece para getiren hikayelere evrilmeye başlamışken diyordum ki abi bu zaman yani madem böyle olacak o zaman hiç gerek yok. Hadi birleştirin madem tek kemer olsun belki kemer daha değerlenir bilmem ne falan. Ama şu an günümüzde geldiğimiz noktada Raw'ın bu şekilde değişmesi. Vince McMahon'in gidip Triple için yaratıcı ekibin başına gelmesi. Tepedeki insanların değişmesi. Bunlar şimdi bazı böyle hareketlilik getiriyor şirkete. E durum böyle olunca da ne oldu? Sanki bana yetmez gibi geldi değil mi böyle tek kemer bilmem ne falan. Ya öyle işte şimdi bir tane haber var. Biliyorsunuz ki geçenlerde Karen Cross geri döndü. SmackDown'da geri döndü Drew McIntyre saldırdı. Bununla ilgili insanlar hep şey konuşmaya başladı. Ulan acaba hani kemer e, bir kemer mi ayrılacak bilmem ne mi ne olacak falan filan diye. Ve benim de konu hakkında bir düşüncem vardı biliyorsunuz ki. Clash at the Castle'da kemer el değiştirse bile ki bakın bu Drew McIntyre olacağı zaten ben aylar öncesinden onu anlıyordunuz. Çünkü bu kadar uzun süre e, house show'larda, live event'lerde bu ikiliyi maç yaptırmazlar. Yoksa Roman'la Drew McIntyre yanılmıyorsam 17 maç yaptılar beraber birebir. Ve daha bunu gruplu işte takımlı halleri falan da var yani. Bunu yapıyorlarsa belli ki Clash at the Castle'a Drew hazırlıyorlar ki Drew McIntyre'ın da kendi, kendi bölgesi yani orası. Kendi evi, memleketi olmasa da kendi toprakları. Hazırlanıyor ve hep diyordum ki ben Roman Reigns bana göre Universal kemerini WrestleMania 39'a kadar koruyacak. Bayağı bir artık 700 küsür gün oldu devam edecek ama WWE şampiyonluğunu kaybedecek diye düşünüyordum ben. işte. galiba şimdi bunu mu işleyecekler ne olacak bilmiyorum. USA Network biliyorsunuz Raw'ın yayıncısı demiş ki yani artık e, durumdan birazcık memnuniyetsiz olduğunu belirtmiş. Tamam iki haftadır güzel şeyler oluyor Raw'da ama şirketin totalinde kemer tek bir kişide, iki kemerde tek bir kişide ve tek şampiyonluk gibi devam ediyor yoluna. Ve bu da SmackDown'da Roman Reigns'te. USA Network diyor ki bizde de güzel şeyler olmaya başladı Raw'da. E niye hani kemer artık bir tanesini de buraya getirin, ayırın tarzı şeyler söylemiş. Ve işte de Karen Cross'u acaba bunun için mi getirdi diye bir sürü söylenti var bu aralar. Yani güreş, güreş basınında, güreşle ilgili bu tarz yorumlar yapan insanlar falan bunlardan bahsetmeye başladılar. Ve hatta Sean Ross biliyorsunuz ki Fightful'dan. O geçenlerde bir tweetini okudum. Dün okumuştum yanılmıyorsam. Bunu tam gününde pazar günü yayınlıyorum şu an bu videoyu. Cumartesi günü bir tweetini okumuştum. Eee... Yani yanılmıyorsam oydu şu yanılmıyorsam da WrestleLamia ya da olabilir tam hatırlamıyorum. Biri bu işlerde çok ön planda olan birinin tweeti Kemal'den ayrılmasını ben de çok istiyorum falan demişti. Hatta birkaç kişiden daha duydum bunu. Şimdi günümüzde geldiğimiz noktada kemerlerin ayrılmasını ben de isterim. Raw'da da yine bir ana kemer olsun SmackDown'da ana kemer olsun. Çünkü Raw bunu hak ediyor şu an. Raw şu an çok e, değişmeye başladı. Hikayeler gelişmeye başladı ve hali hazırda kadrosu SmackDown'dan çok çok daha üstün. Orada gerçekten ana kemer hak eden bir sürü insan var. Arka planda kalsa da mesela Kevin Owens gibi falan bir sürü insan var hala. Seth Rollins orada yine Riddle o tarafta bir sürü şey var. O yüzden sanki burası bir kemer hak ediyor. İşte şimdi WWE ne yapacak? Bana kalsa bana göre en mantıklısı demin de dediğim gibi Roman Reigns Clash at the Castle'da bir şekilde hikaye öyle bir ilerlesin ki sadece WWE kemerine olsun ve hatta Drew McIntyre yeniyorsa Roman Reigns'i işte orada ya da yenmiyoruz bilmiyorum ilerleyen süreçlerde WWE kemerini alsın. Hatta WWE kemerini alsın götürsün şeye. Ra, bak bunu isterim mesela. İşte Karen Cross bunun altyapısını kurmak için mi? İkilinin arasına girip önce Drew McIntyre'a e saldırıp ondan sonra Roman Reigns'e tik tak falan muhabbeti mi acaba? Mesela burada nasıl bir hikaye çıkarabilirsiniz? Şimdi siz eğer o e, kum saatini gösteriyorsanız ki benim de bir kum saatim var. Onun geyini yapabilirim. Bu kadar bir kum saatim var benim arkadaşlar. Kum saatinin e, muhabbetini birine bunu gösteriyorsan tam senin için geliyorum diyorsun abi. Tek tak zaman daralıyor. Vakit daralıyor. Geliyorum ben sana. Ama 2 hafta sonra, ama bir ay sonra, ama 3 ay sonra, ama 5 ay sonra geleceğim. Şimdi Roman Reigns'e Drew McIntyre olayları bir şekilde bitip Drew da WWE kemerini alıp ayırırsa bence daha iyi olur ve buradan da belki de ilerleyen dönemlerde Kevin Cross'un Roman Reigns'in WrestleMania sürecine gidişte bir geçiş rakibi olabileceği söylenebilir. Ya yani bu bence mantıklı bir şey bu arada. Yani WrestleMania 39'a eğer Roman Reigns Universal şampiyonu gidecekse işte orada Karrion Cross falan olacağını zannetmiyorum rakibin. Orada daha büyük oynamaya başlayacaklar gibi geliyor bana. Şimdi Vince McMahon'in her ne kadar şirketten gitse de nasıl büyük bir otorite olduğunu biliyorsunuz. Bu adam inanılmaz bir adam. Bu adam Rakla konuşur, rakı getirir bilmem ne olur falan böyle hatır bile var bazı yönlerde biliyorsunuz. Ya Brian Danielson bile söyledi bunu yani. Adam tam geçmişinde hatalar yapmış olabilir ama diyor. Yani adamın totaline baktığım zaman ben bu adamı seviyorum yani hatır var bende falan filan diyor. Böyle bir şeyler. Şimdi bakalım yeni isimler. Stephanie McMahon, Nick Khan hatta Triple H yaratıcı ekipten. Mesela bazı güreşçileri getirebilecek mi acaba? Şimdi resimden 39 yolunda Roman'a rakip bakıyorum şimdi. Kemer ayrıldı diyelim. Drew McIntyre'la. Belki belki de başka biri olacak. Bilmiyoruz. Ama bu süreçte bakalım Triple H ya da şu an şirketin başındakiler Stephanie Nick nasıl ne şekilde bir hamle yapacak? Roman'ın bu sürecinde ne olacak? İki kemer devam mı edecek? Tek kemere mi düşecek? İkisini de mi kaybedecek? Ben aylardır söylüyorum. Roman Reigns bence resimeni 39'a Universal şampiyonu olarak gidecek. Bana öyle geliyor. Ve bunu neredeyse artık bin güne doğru götürecekler. Yani bilmiyorum. O kadar zamanımız var mı? Ne ka kaç gün var tam hatırlamıyorum. 700 küsürde. Yok o kadar ya. Yok o kadar değil. Aynen. O kadar değil bu arada. 1000 olmayacak. Götürebildiği kadar götürecekler gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi eğer bu böyle çift kemer devam ederse artık insanlar beni bile sıkmaya başlıyor. Çünkü abi çok bariz. Ra böyle ağlıyor. Ra diyor ki bana da kemer ver lütfen diyor ki USA Network'te demiş artık buraya da bir kemer lütfen please. İşte o yüzden dediğim gibi belki de Karen Cross eksen eksenli değil altyapısından bir şeyler değiştirip Drew McIntyre Roman Reigns'i yendirecekler. Drew McIntyre yendiği zaman tek kemere ve bence bunu yapsınlar. Yani burada çünkü kazanımınız ne olur biliyor musunuz? Roman çift kemerle devam edip iyice sıkma ihtimalini elinden alırsanız ama Universal kemerini verip en azından bardağın dolu tarafıyla devam edersiniz. Drum McIntyre'ı tekrardan yükseltip şirketinin tepe main eventerlarından biri yaparsınız. hem de şampiyon ayrıca o kemeri götürürsünüz rava. Böylece hem SmackDown'da hem da kemer olur. Bence her şey daha güzel olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Her şeyi bütün fikrinizi yazın bakalım aşağı. Ben de sizin yorumlarınızı bekliyorum. Okuyorum zaten biliyorsunuz. O zaman Clash at the Castle yolunda artık günleri yavaş yavaş tüketiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bay bay.